vardır. O yüzden bu konuda lütfen her zaman dikkatli olun. Sunum programlarında web seminer sisteminin içerisinden ulaşabilirsiniz. YouTube kanalından hepsini izleyebilirsiniz. Swift programını dediğim gibi Swift ödeme sistemini mutlaka kullanmaya çalışın. Haber akış mutlaka bunlar izlenmesi gerekiyor. Bunlar değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli kısımlar olarak yer alıyor sistemlerimizde. Paketlerimizi minimum 100 dolar olarak satın alabiliyorsunuz. Daha büyük paketlerde üyelik yapmak istiyorsanız taksit seçenekleri var. Taksit seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Size uygun paketi, size uygun taksit seçeneğini sistemden seçebilirsiniz. Ödeme sistemlerinin kripto parayla ilgili olan ödeme sistemlerini de yine tek tek inceleyebilirsiniz. Bunlar da önemli. Ödeme sistemleriyle ilgili ne kadar fazla bilgi edinirseniz o kadar iyi ödeme sistemlerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan projelerimizle ilgili her zaman değiniyoruz. Bugün de değinmiş olduk. Bunları hepsini lütfen takip edin, lütfen değerlendirin, kullanın ve etrafınızda, çevrenizde bulunan diğer yatırımcılarla bunlarla ilgili bulmuş olduğunuz yeni haberleri lütfen paylaşımda bulunun. Belki de sizden başka kişileri de bu bilgilerin ulaşması onlara da kullanabilecekleri en güzel ulaşım sistemleriyle ilgili haber götürmüş olacaksınız. Yatırımımıza katkıda bulunmuş olacaksınız. Kendiniz için bir iş kurmuş olacaksınız. Bu işin içerisinde kendinize bir kariyer oluşturabilirsiniz. Bu kariyeri daha geniş ve üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Daha fazla değer katabilecek çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ödeme sistemi dışında kişisel hesabınızla ilgili koruma altına almanız gereken mail sisteminizde size Skyward Community, Skyway Capital olarak gelen maillere dikkat edin. Bizim şirketimizin uzantısı olan mailleri dikkate alın sadece. Spam olarak gelecek olan maillerin uzantıları farklı olacaktır. Bununla ilgili daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Herhangi bir ödeme ile ilgili sizden talep edilen farklı bilgiler varsa bu bilgileri lütfen cevap vermeyin. Kişisel hesabınızın dışında hiçbir yerden işlem yapmayın. Sadece kişisel hesabınız üzerinden işlem yapmaya dikkat edin. Uzantılara dikkat edin özellikle. Uzantılar farklı olmasın. Kişisel hesabınızı ele geçirmeye çalışan belki de hacker işlemi yapan farklı hesaplardan sizin bilgilerinize ulaşmaya çalışan sizmiş gibi veya Skyward Community'nin temsilcisiymiş gibi davranabilecek farklı kişiler var. Bürünmeye çalışan, siz olmaya çalışan belki de kişiler var olabilir. O yüzden bilgilerinizi devamlı olarak kontrol altınızda tutmaya çalışın değerli arkadaşlar. Skyward Community sistemi içerisinde yatırımcı olma dışında aynı şekilde bir de çalışan ortak olabilirsiniz. Çalışan ortak olmak için de bir çalışma yaparsınız. Bu çalışma içerisinde ortaklık anlaşması diye bir anlaşmamız var. Bu anlaşmayı imzalamanız gerekiyor ve yapı kurma kurma çalışması yapabilirsiniz. Kendi grubunuzu, kendi altyapınızı, kendi birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü diye derinliklerinizi oluşturabilirsiniz yapınız içerisinde. Yapınızı kurduğunuz zaman hem sistemi büyütmeye yardımcı olacaksınız hem kendinize ek gelirinizi elde etmiş olacaksınız. Belki de çok daha üst seviyelerde bir kariyer yapmaya çalışacaksınız. Hatta belki de altınızda bulunan, yapınızda bulunan diğer kişilerin de sizlerle birlikte çok güzel bir grup halinde çalışma yapmasını sağlamış olacaksınız. Bu konuda çok
daha fazla bilgi edinip sunum yapmanızı, teknolojimizi tanıtmanızı gerektirecektir. Sorulara cevap verebilmek için sistemde bulunan bütün bilgileri okuyup net ve doğru cevapları vermeye çalışmalısınız. Sizin yetkiniz dışında olan soruları lütfen değinmeyin. Çünkü yetkililerden almadan bilgi paylaşımı yapıp yanlış yönlendirme yapma ihtimaliniz yüksek olabilir. Bu konuda daha dikkatli olun. Sizden daha deneyimli olan kişilerden yardım alın. Onlardan destek alın arkadaşlar. Yönlendirme yapmalarını ve sizinle bilgi paylaşımı yapmaları konusunda desteği her zaman size vereceklerdir. Bu çalışmalarda her zaman Skyward Community'nde projesi içerisinde bulunan ülke yetkilileri, ülke temsilcileri tarafından daima destekleneceksiniz. Bunu unutmamanızı rica ederim. Bunun dışında sistemimiz içerisinde yine biliyorsunuz hologram paketlerimiz vardı. Bu paketlerle ilgili çalışmalar yapıldı, üyelikler yapıldı, satın alma işlemleri yapan arkadaşlar oldu. Kimisi peşin ödemelerle aldı, kimisi taksit ödemeleriyle 10 ay taksitle 500 dolar olarak hologram paketleri aldılar. Bu çok güzel bir iskonto tutarıyla alınmış olan paketler olduğu için hepsini tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki sistem içerisinde aynı şekilde indirimlerle gelecek olan paketlerimiz var mı veya yok mu? Bunları yine hepimiz birlikte göreceğiz. Ama şu anda yeni paketlerimiz yer almaya başladı ve bu paketlerle ilgili çalışmalarımız başlatılmış bulunuyor. O yüzden bu konuda eğer ki bilgi almak isterseniz yine sistemimize giriş yapabilir ve sistemimizden yine daha net bilgilere sahip olabilirsiniz. Sanırım bir sistem problemi yaşıyoruz. Kendiliğinden ekranı büyütüyor. Eğer ki bir sorun yaşanıyorsa hepinizden çok özür dilerim. Başka soruları olan arkadaşlar sorularını yazabilirler. Sorularınıza cevap vermekte her zaman mutluluk duyarım. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa elimden geleni yaparım. Gerekirse yetkililerden bilgi alır, tekrardan sizlere dönüş yapabilirim. Ödeme sisteminde dediğimiz gibi SWIFT ödemesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. SWIFT ödeme sistemiyle güvenli bir şekilde ödemelerinizi projemizle ilgili ülkeler arasında Vietnam çok ileri bir çalışma yapıyor. Bunu paylaşmakta da fayda vardır. İspanya çok güzel bir çalışma yapıyor. Projemizde biliyorsunuz farklı sistem olarak verilmiş olan bir çalışmamız vardı. Bu da LEDECOL olarak adlandırmış olduğumuz bir sistemimiz var. LEDECOL'un çalışması nasıl yapılıyordu? LEDECOL'da bir üyelik yapıyorsunuz. Bu üyelik içerisinde 3 kişilik bir grubunuz oluyor. Sizinle birlikte minimum 3 kişilik bir grubunuz olması gerekiyor. Bu 3 kişilik grubun içerisinde sosyal medyada yapılmış olan firmamız tarafından, projemizin yetkilileri tarafından Ar-Ge çalışması yapılmış olan bir başvuru sistemi var. Bu başvuru sistemi içerisinde siz bir sisteme dahil oluyorsunuz. Gelen sosyal medyadan gelen talepler o sistem içerisinde size düşüyor. Her ülkede bu sistemi kullanan farklı gruplarımız var. Kendileri aralarında aktifleştirmiş oldukları. Yani siz sisteme düşen formlarda bilgileri bulunan kişilere ulaşıyorsunuz veya onlar size ulaşıyor. Formda zaten onlar bilgilerini bırakıyorlar. Veya WhatsApp
üzerinden sizinle iletişime geçiyorlar. Siz onlara projemizle ilgili tanıtım yapıyorsunuz. Tanıtımda projemizin nasıl başlamış olduğunu, neye hizmet vereceğini, Asmalı Yol'a ulaşım sisteminin asıl amacını, hangi ülkelerde aktif olarak kullanılmaya başladığını, projelerini ve adres projelerinin bilgilerini paylaşıyorsunuz. Eğer ki karşınızdaki kişi projeyle ilgiliyse ona referans linki gönderiyorsunuz. Referans linkini kimin altına kim kayıt olacak veya nasıl bir kayıt sistemi kullanılacak bu konuyu planlamış olmanız gerekiyor. Bir referans linki paylaşımında bulunuyorsunuz. Bu referans linki üzerinden yaptığınız paylaşımla karşınızdaki potansiyel ortak kayıt yapıyor. Kayıt yaptıktan sonra sistemde artık aktif olarak bir ortak olduğu için bütün haberlerden bilgisi olacaktır. İstediği paketi seçebilecektir. İstediği değerde pakete bakacaktır. Ödeme sisteminin kendine uygun olanını seçecektir. Bu sistemi kullanıp çok daha fazla yatırımcı çeken ülkelerimiz var. Çok daha fazla yatırım getiren ülkelerimiz var. Ve bunlar Level Up programı içerisinde, yani seviye atla programı içerisinde, seviyeni yüksel programı içerisinde bonusları kazanan ve yatırımı 3 katına kadar, 5 katına kadar, belki de daha fazlasına kadar yükselten gruplarımız oldu. Ülkelerimiz bulundu. Bunlarla ilgili de haberlerde hangi ülke hangi sırada geliyor bunu da öğrenebilirsiniz. Bunu Türkiye içerisindeki diğer temsilcilerimiz de yapabilir. Grup kurmak isteyen, kendi grubuyla ilerlemek isteyen arkadaşlar gruplarını kurabilirler ve bu programdan yararlanabilirler. Onun dışında web seminer vermek isteyen ve kendi alt grupları bulunan arkadaşlar. Bununla ilgili kriterler aranıyor. Yani web semineri yapabileceğiniz seviyede olmanız gerekiyor. Sizi yetkililerimizle görüşüp değerlendirme aldıktan sonra yetki verilecektir. Web seminerini yine Mirapolis üzerinden yapacaksınız. Kendi grubunuz varsa grubunuza, yoksa da artı grup oluşturarak veya farklı yine Türkiye'de olan farklı yatırımcıların da bilgilerimizi takip edebilmesi için, projemizi de takip edebilmesi için web seminerler düzenleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili irtibata geçebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Mailleriniz değerlendirmeye alınır. Size geri dönüşler sağlanır. Onun dışında çalışma arkadaşları alınacaktır. Skyward Community şirketi içerisinde çalışabilecek arkadaşlar alınacaktır. Bununla ilgili de yine web sitemizde bizimle çalışır mısınız kısmından başvurularınızı yapabilir, maillerinizi bırakabilir, taleplerinizi iletebilirsiniz, bilgilerinizi iletebilirsiniz. Sizinle mutlaka yine yetkililer paylaşımda bulunacaktır. Yetkililerle talepte bulunduğunuz zaman onlar size dönüşler yapacaktır. Eğer ki bildiğiniz farklı dil varsa bu da sizin avantajınız olacaktır. Mutlaka anlaşabileceğiniz bir yerde çalışma fırsatınız olur. Nitelikli eleman olarak çalışıyorsanız çok daha avantajlı durumda olabilirsiniz. Bunları hepsini değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mutlaka sistemin içerisindeki bütün haberleri izleyin, bakın, değerlendirin. Sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Kendinize bir yol çizmenize, bir harita oluşturmanıza yardımcı olacak farklı bilgileri edinebilirsiniz. Bugün içerisinde sizlerle paylaşabileceğim yeni haberler haftaya sanırım daha fazla olacak. Bu hafta içerisinde yeni başlamış olan projelerimiz olacaktır. Bu projelerin gelişmeleriyle ilgili bilgiler yer alacaktır. Vladimir Maslov'un sunumu ve tezleri
kısmı vardı. Cevap soru cevap kısmı vardı. Bununla ilgili Türkçe haber yayını var. Bu haber yayınını okuyun, değerlendirin. Sizi ilgilendiren konularla ilgili bilgi alın lütfen. Bütün sorularınıza cevap bulduğunuzu kendiniz de göreceksiniz. Dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Anatoly Yunitski ile yapılan röportajları tekrar tekrar gözden geçirin. Çünkü genel olarak sorduğunuz soruların cevapları orada da yer alıyor. Temettü dağıtım ılımı ile ilgili olan sorular mesela birkaç tane proje var. Bu projelerin birbiriyle olan bağlantıları ile ilgili sorular sizler tarafından da çok fazla geliyor. Bunlarla ilgili de açıklamalar yer alıyor. Projelerin adres projelerinin nerede başlatıldığını, ne seviyede olduğunu, nasıl bir çalışma yapıldığı ile ilgili de bilgiler yer almaktadır. Taşımacılıkla ilgili artık biliyorsunuz biz artık yolcu taşımacılığına geçiyoruz ve yolcu taşımacılığında önce test merkezinde yolcular taşınmaya başlanacaktı. Mart ayı itibariyle bununla ilgili de güncel takipte bulunursanız yakında muhtemelen yine bunun da haberlerini almaya başlayacağız hep birlikte. Belki de bizim işimizde bir duraklama olmuyor biliyorsunuz artık. Ama bizim işimizde belki de sürede biraz daha gecikme yaşanabiliyor. Sonuçta hem pandemi süreci içerisindeyiz hem de bir teknolojinin içerisinde yer aldığımız için dönemimize ve durumumuza göre yapılacak olan bazı değişiklikler daha iyileştirilmiş haliyle getirilmek için, daha profesyonel işi ortaya çıkartmak için hatayla devam etmek değil, hatayı düzelterek ya da daha iyisini yapmak için bir çalışmayla devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzden soru sorarken mutlaka aklınızda bulunsun. Projenin içerisinde hem başarılı olmak için hem de borsaya daha güçlü girebilmek için hem de projenin uluslararası bir ses getirmesi için yapacağımız çalışmalarda titiz davranmamız gerekiyor. Bütün riskleri minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Bu minimum seviyeye indirilecek olan bu risklerle ilgili bütün çalışmaları Ar-Ge kendi içerisinde elinden gelenin en iyisini yaparak çalışmaları gerçekleştiriyor. Bununla ilgili Anatoly Yunitski'nin de çalışmaları takip ettiğini biliyoruz ve kendisinin de yapmış olduğu değerlendirmeler var. Vladimir Maslov'un yapmış olduğu değerlendirmeler var. Varsayımlar var. Analizler var. Tezistlerin analizlerini tek tek açıklamış oldukları seminerler var. Alexey Suadoyev'in yapmış olduğu değerlendirme ve açıklamalar, tezistlerin hesaplamalar hepsi sistemde haber olarak mevcut. Okursanız ne anlatılmak istendiğini ve projenin seviyesinin ne olduğunu, hangi yolda devam ettiğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yaptığınız yatırımın nereye gideceğini, nasıl devam edeceğini de ayrıca görmüş olacaksınız. Bunlar önemli noktalar sizler için çünkü yapmış olduğunuz yatırımın nereye doğru ilerlediğini muhakkak ki hepiniz merak ediyorsunuz ve bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Bu iş daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Öncelikle her şeyden önce sizlerin işi. Sizlerin yatırımı ve bu işin patronları da yine sizlersiniz. Yatırımı siz yapıyorsunuz ve bu işi daha ne kadar ileriye götürmek istiyorsanız bu seviyeye kadar getirmek de sizlerin elinde. İşin içerisinde yatırım desteğini getirmeniz, kendi işinizi kurabilmeniz, hem kendiniz kazanmanız hem de projenin daha iyi seviyeye gelmesi için çalışmanız gerekir. Hep birlikte birlik olup güç olup yolumuza devam etmemiz gerekir arkadaşlar. Bu nedenle lütfen aktif bir şekilde
çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Birlikte yol alalım. Birlikte yol arkadaşı, yoldaş olup projemize sahip çıkalım. Geleceğimiz bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın ve gelecek nesillerimizin geleceği. O yüzden şimdiden önlemleri alarak net bir şekilde kararlı çalışmalar yaparak sahip çıkıp işimize odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca da projeyle ilgili reklamımızı nasıl yapacağız, reklam yapılsın diye sorularımız bazen geliyor mesela. Bu projemizle ilgili reklamımızı biz kendimiz yapacağız. Projemizi başka yatırımcılara reklamını proje anlatımı ile yapacağız. Yani bulunduğumuz projenin içerisindeki bildiğimiz bilgileri ya da bilmiyorsak, bilgi eksikliği hissediyorsak yetkililerle iletişime geçerek yetkililerden bilgi alarak doğru yönlendirmeyle daha fazla yatırımcı getirmeye hep birlikte çalışacağız. Projemiz içerisindeki eksik kalan konularla ilgili eğer ki sunum yapamıyorsanız bir üst seviyenizde bulunan sizin liderinizden her zaman destek alma hakkınız var. Bu konuda iletişim kurmak istiyorsanız sosyal ağlarda her ülkenin bilgileri yer alır. Yani temsilciler sosyal ağlarda bulunur. Onlarla irtibata geçebilirsiniz. Sunum yapmak istiyorsanız ve destek almak istiyorsanız bunu irtibata geçerek bildirebilirsiniz. Sizlere dönüşler yapılır. Eğer ki bölge sorumlusuysa muhakkak bölgesiyle ilgilenecektir. Ama bölge sorumlusu değilse bu bölge sorumlusu yetkili arkadaşa aktarım yapacaktır ve sizi destekleyeceklerdir. Kimseye zorlamayın. Proje içerisinde yer alması konusunda tamamen tercihini kendi istek ve kendi doğruları doğrultusunda yapsın. Herkes kendi yaptığı yatırımın neye gittiğini, nasıl bir yatırım olduğunu merak ederek, ilgilenerek yapması gerekiyor. Kimsenin zorlamasıyla ve kimsenin hatırı için yatırım yapmalarına sebep olmayın. Siz sadece projeyi ona ulaştırmakla yükümlüsünüz diyebiliriz. Ama karar vermek, yatırım yapmak, istediği bütçeyi ayırmak konusunda tamamen karşınızda bulunan yatırımcı kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendi hür iradesiyle bunu kabul edip isteyerek yatırım yapması gerekiyor. İsteyerek bu proje içerisinde yer alması gerekiyor. O nedenle arkadaşlar zorlama bizim sistemimiz içerisinde kesinlikle ve kesinlikle yok. Çünkü biz her zaman diyoruz ve yine diyorum bulunduğunuz proje basit bir proje değil, çok kaliteli, yüksek ilerleme kaydeden ve ileriye doğru, geleceğe doğru büyük artıları olan, büyük ses getirecek olan bir projenin içerisinde değerli, kıymetli bir projede yer aldığınızı kendiniz asla ve asla unutmayın ki bunu aktarırken öncelikle kendiniz neye yatırım yaptığınızın farkında olun. Neye yatırım yaptığınızı değerlendirmeye alın ve emin olun. Ondan sonra bu projeyle ilgili bilgi verin. Siz ne kadar eminseniz karşınızdaki kişiyle irtibatınız o kadar daha kolay olur. Ve dediğimiz gibi zorlama asla ve asla yok bizim projemizde. Herkes kendi hür iradesiyle davranabilecek kapasiteye sahip ve tercihe sahip. Tercih hakkı herkesin kendisinin yapması gereken bir konudur. Bu konuyla ilgili de destek alarak eğer ki bilmiyorsanız üst seviyedeki liderlerinizden bilgi alarak aktarımda bulunabilirsiniz.
daha doğru olur yarım bilgiyle gitmektense tam bilgiyle yolunuza devam etmeniz çok daha doğru olacaktır arkadaşlar. Size bu akşamki yapabileceğim sunumlardan birini gene gerçekleştirmiş oldum. Perşembe akşamı haftaya yine sizlerle birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize bu akşam için ayırmış olduğunuz vakitten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni gelişmeler, yeni haberlerle ilgili haftaya yine Perşembe akşamı saat 21'de veya 21.30 gibi yine tekrardan buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyor ve iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın demek istiyorum sizlere. Projemizi lütfen hem YouTube'dan hem de kişisel hesaplarınızdan Skyward Community web sitesi üzerinden takip etmenizi ihmal etmeyin. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.